Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Selçuk Bey? İyiyim siz? Çok teşekkür ederim. Dün hatırlatmasını görürken eşimi bulur ve eve götürürsem adak bile adadım demiştiniz. Aynen. O adak geçti artık. Ne adamıştınız? Koyun veya keçi işte. Ufak bir adak. Bir kurban e yani. kesecektiniz. Aynen. Ama eve gelirse? Aynen. Eve gelmezse adak? Eve olmuyor. gelirse derken birine kaçmayıp. Bu olaylar yaşanmayıp hani gitmiştir bir otele bir yere vesaire kiralık evlere gibi hı hı. gibi. Anladım. Dün dediniz ki önce geri dön karıcığım sonra ardından dediniz ki sen o gece aslında seni gelen e, gelip alan biri olmasaydı gitmezdin. Evet. Ve e, telefon attınız sizin yani eşinizin kullandığı telefon attı sizin üzerinize. Evet. Ve ben o hattı çıkarttığımda dökümlere baktığımda düzenli olarak görüşmüş olduğu biri var. Evet. Bu ismi Gökhan isimli. E bu hat Gökhan isimli kişiye ait ve sen onunla kaçtın. Ama dünyalan diyor da bak şimdi kafa sallıyor. İşte bu yalancı ya. Görsenize millet yalancı ya. Ben tüküremiyorum bunun suratına ya. Siz Gerek. tükürün ya. Benim Niye? çocuğumu ne öldürdü bu var? ya. He? Esra Hanım çocuğumu öldürdü. Benim 7 aylık çocuğum vardı ya. Ya Nasıl? benim 7 aylık çocuğum var deme bana. Niye karnında ölmedi mi? O çocuk öldü senin yüzünden. Benden miydi? Benden miydi? Şimdi yeniden kurdun sen ya. Şimdi Selçuk Bey 7 aylık bir bebeğin anne ne, karnında... Ne 7 aylık değil Esra abla ya. Şu anda 7 aylık olacaktı Esra. Tamam. Ye... Şimdi... Hayır 7 aylık olmayacaktı ne? Esra abla ya. Şu anda mı 7 aylık? Düşük, Hayatım düşük düştüyse çocuk ya. düşmüştür tutunamamıştır içeride. Ama hap içiyor Esra Hanım. Hab ya ya benim migrenim var bilir. Esra abla migren hapını yutmam lazım. Benim bayağı ilerlemiş migrenim var. Hı hı. Bu da diyor ilaçları içtin dedi ondan Yok, diyor çocuk yani, düştü diyor. Çocuk o dünyaya geleceği varsa her yoldan gelir yani. ...hiç öyle düşünmeyin. Ama hiç mi olmadı Esra'nın? Ha? Hiç mi benim çocuğum olmadı ondan sonra? Ay nereden bileyim ben? Gittik Allah doktora Allah. yani. Söyle ya söyle. Ya söyleme, doktora gitmedin Selçuk. Yalan söyleme. Ben söylemem. gittim kızım ben. ben. Yalan söylüyorsun gitmedin. Nereden Bey. biliyorsun? Senden gizli gidemem ben ben mi? Çünkü hep ben Yalan söylüyorsun gitmedin. Selçuk bir kere iyi san tamam, doğru, doğru söyle. Sen, sen doğrusun hadi. Gitmedim. Bazen bir, bir şey söyleyeceğim. Bazen çocuğun olması... ...hayırlı bazen de olmuyorsa da... ...bırakmak lazım yani. Aynen. Şimdi Zeynep Hanımcığım... 8 Ocak gecesi siz gece 1.30'da evden çıkıp gittiğinizde sizi gelip alan e, kişi kimdir? Ben aradım Gökhan Güneydir. İşte buyurun. Oh. Buyurun. Oh. Ben tüküremiyorum. Siz oh. tükürür müsünüz lütfen. lütfen? Lütfen ya. Niye tepki veriyorsunuz? Niye? Benim çocuğum demek ondan aldatmış ki bu şekilde ondan gidebiliyor. Beni gidebilir. bir yıldır yiyorlar bunlar. Bir yıldır. Bu kişi muavinlik yapan bir kişi. Kaç yaşında? 36 37. 35. Tamam 35 yaşında. Senden küçük kızım. Ee, niye? Ee, bu sin arkadaş. Sen de ben evlenmediğim zaman iki buçuk sene niye benimle kaldın o zaman? Nikah kıymada. Kalmasaydın gidecek yerin mi yoktu? Niye annene babana gitmedin? Dün annenlere babanlara niye istemiyorum dedin? Kapıdan gönderdin. Sen ne dedin? Aynen 200 üstüyüz ya. Dedim. Ben de dedim, o zaman beni istemiyorlarsa ben de istemiyorum. Ben 200 yüzlüsün Kabul edeceksin. Ben çok iyisi. Ben ben delikanlıyım. Bak geldim buraya. Yüzün var. Zeynep Hanımcığım sizi e, Gökhan Bey gelip aldı. Siz mi söylediniz? O evet, eşinizle bir kavga ediyorsunuz. Kavga ettikten sonra, tartıştıktan sonra ben aradım. Ne dediniz ona? Yazıklar Gel oldu. dedim beni buradan al götür dedim. Ben o... daha fazla burada duramıyorum dedim. Uzun süredir görüşüyor muydunuz? İki ay görüştüm. İki, i̇ki ay. Yalan. Direkt. Yalan. Yemin ederim iki ay. E, Nereden yani? tanıyorsunuz onu? Arabadan. O da muavinlik yapıyor otobüslerden. Evet. Tanıyorsunuz. iki aydır görüşüyorsunuz. Evet. Sizi alıp nereye götürdü? Bayan arkadaşın yanına götürdü. Yalan. Ben o, yemin ederim doğru. Evet. Bayan arkadaşının yanına... Niye bağlanmıyor bayan arkadaşın? Ya bir susar mısın? Bağlanamaz ya biraz... çünkü ya. Ya. Bulmuşsunuz. Dün niye bağlanmadı kızım? Ya bir Dün... sussana. Ben ben susmayacağım. Ben konuşacağım. Zaten iyi senin... konuşuyorsun. Tamam konuş hadi. Bir sussan. Taramalı Susun. gibi car 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 car. Allah Allah. Hayır. Belle, sen de var ya çok. Evet. Var. Siz, Allah. Allah. Siz aradınız, gel beni al. Evet. Ben de bayan arkadaşının yanına gittim. Yemin ederim. Ne oldu diye sordu mu size? Dedim böyle böyle oldu dedim. Ondan hı. sonra o da geldi beni aldı. Ben de gece çıktım gittim. Hı hı. Ondan sonra sabahında da karakola gittim. Hı, hı. Yalan. Ha, yalansa baksın Esra abla. Eğer hı. yalan söylüyorsam hı hı. Karakola gittim. Baktım dedim ki benim aranmam var mı dedim. <laughs> Karakolda baktı. Dedi ki aranmanız yok dedi. Yalan. Bu durum sizi çok da üzmüş. Ya ben yalan söylemiyorum. Yalan. Bu ha. durum sizi çok da ha. üzmüş. Ha. Aranma aranmam çıkmadı diye yalan dili üzüldüm. Üzülme sebebiniz nedir? Yani beni merak etmemişler, hemen evet, kayıp kendi başvurusu kendi ailem hani bakmamış. Hani kendi ailem hani aranma çıkarmamış. Demek diye üzüldüm. Demek ki kayıp olmam kimsenin umurunda Umrumda olmamışım. Peki kayıp başvurusu yapılsaydı Kocanız orada deseydi ki karımı çok seviyorum, ölüyorum, geberiyorum aşkından ne olur bana bulun deseydi geri döner miydiniz? Asla geri dönmem. E kız niye üzülüyorsun o zaman? Ben o yüzden ona üzülmüyorum. Yok işte, ben kendi ailem ya. için ha, üzülüyorum. Yoksa. Ya. teyze bu duruma üzüldün mü? Üzülmedim. Şu saatten sonra zaten üzülmüyorum. Ya senin Çok oğlum ağladım. beni bıraksın. Yakamı rahat bıraksın. Tabii, ya bence konuş. Yakamıya başasın beni ya. Bedel ödemeden o iş bedel yok. Bedel ödeyeceğim. Ben Ödel ne edeceğim. kadar bedel ödedim? Anneme ödedim. Bana ödeyeceksin. Anneme kırk gün ödedim. ödedim Bedelleri. Bana ödeyeceksin. Ne bedeli? Benim paramla gittin lan. Üstündekilerin hepsi benim paramla. Yalan Kime diyorsun? Yalan söyleme. Bunu bana Aldı. Kime ne diyorsun sen? Kelimelerinize dikkat edin. Üstündeki hesap açarım hepsini. Hesaplarına baktırın tek tek. Sen bana aldın tek tek hesaplarına kas. baktırım. Sen sana ben sen sana bana ben bakmaktın. bir yılda ödediğim yüzdür. para 100 milyar lan. Kime ne diyorsun bunu, sen? Bunu hesaplayamazsınız Selçuk Bey. Parayı ödese bitecek, rahatlayacak mısınız? Hayır. Ee? benim paramla gidiyor İsra Hanım. zoruna gidiyor Gökhan öğretiyor sana bunu. Ölçen milyar kredi çekiyor. Gökhan öğretiyor sana bunu. bunu. Hayır. Hayır yakalar etmiyor. Allah, Allah Kur'an çalsın ki Gökhan öğretiyor. Söyledin. Allah Kur'an çalsın. Hayır çatsın. sen söyledin. Konuşma. Otur. Sen söyledin bana. Gökhan bana dedi ki o gün Konya'ya gittim. O gün bana dedi ki sen nerede oturuyorsun? Ben dedim ki komşuda hiç aklıma gelmiyor. Ama sizin iş arkadaşısınız. Tabii hiç aklıma gelmiyor. Ondan sonra senin dedi ki işte o şahıs dedi nereli? Eşin Söyle, nereli? Söylemiyorum ha, söyleyemiyorum artık. Nereli? Dedim boşuna. At. Bunlar zengin, ben, zengin kız fakir olan. Demiyor muydum? Onu diyordu. Yalan yok. Zengin mi o? Evet. Ya, ya ne alakası var? Zengin ya, yani. zengin, zengin kız fakir Şu olan, zengin kız fakir olan. Şimdi zengin kız bu, fakir olan kim? Ben. E peki burada... Bunda gülecek bir şey yok kusura Hayır, bakmayın. Kimse. Gökhan sana diyor ki o nereli boşnak. Evet. Ha, Selçuk. Oradan parası olduğu aklına geliyor. Anlatabiliyor muyum size? Anladım. Kuruntu buradan geliyor. Kimse kusura bakmasın. Yani e, Nazan zengin olduğu için mi? Evet. Ee, onu da bırakacak. Beni Onunla bırakan, beraber. Öncekini bırakan, beni bırakan onu da bırakacak. Ama önce bir birikim yapsın. Beni bir yıl boyunca yedi. Bunun e zengin, dolandırıcılık mahkemesi. Sen niye yalan söylüyorsun? Dolandırıcılık sen niye yalan söylüyorsun? Sana vermiyor muyum ben? Duyuyor musun beni? Harçlıksız gidiyordun. Çok... Senin paranı ben vermiyor muydum? Bana, sana kim para veriyor parayı kızım? Ben sana vermiyor sen muydum? Sen çalışıyor musun? Allah var bak. Sen çalışıyor musun? Sana kim veriyor? yapıyor? veriyordu babam. Ya bırak kızım bu işleri. E zengin işte. Fakir oğlan zengin kıza niye para veriyor ben onu anlamadım. Hayır ben veriyorum. Benim maaşımı benim tamam diyorsun ya, evime giren gelirli bir gelir var. Belirli bir gelir var. Onu anladım beyefendi diyorsun ya ben fakirim o zengin. O lafın gelişi diyorum ben ona. Hı. Şöyle o bir plan yapıyor olabilir. Ağlıyor. <laughs> Bunun en zayıf noktası <gülüyor> <gülüyor> ağlamak. En zayıf noktası. Çünkü beni yıprattın yıprattın. Seni yıpratanlar belli oluyor. O dolandırıcılık oluyor. mahkemeleri nereden çıktı? Dolandırıcılıkları var. O mahkemeye gideceğim. Ç bir dakika sus. Bir açıklıyorsun. Yapacağım. Açık Adam pazarında ben. Yemin ederim yapacağım. Ya, ya bir sus. Kız, sen beni vahşı tutturamayacaksın kız. sus! O mahkemelerde böyle yaptıracağım sana seni. Sana ya, olsun. Ben, ben sana haram sen, sen iki öyle Sen iki Sen beni... Bir kelepçe olay olayı var bu ailede, ben çözemedim ben. orayı. Senin <gülüyor> ayağındaki bottun <laughs> parasını bile ben verdim ha. Ya he. bir sus be, bir sus. Cevap veriyorsun, inanamıyorum sana. E ne yapayım? Evet, şimdi, hayır. Bir şey mi şimdi yani? ifa, Kendini ifade etme şekli, hani sinemalardaki replikler olur ya. Hayır. Hani böyle yıllardır ben izlediğimiz kazınmış. Kimse kusura bakmasın, beni oynuyordun diye yazıyorlar, hayır, ben oynamıyorum. Ben gerçek bir şey söyleyeceğim. üzüntünü anlıyorum ama... ...senin kendini ifade etme şeklin de Türk sineması replikleri gibi. o, <laughs> <laughs> o yüzden bir değişik oluyorum. <laughs> Dur, ablacığım senin dolandırıcılıkla ilgin ne? Benim mahkemem var doğru Esra abla. Benim e, bu da çok iyi biliyor, o da çok iyi biliyor. Beraber de gittik yani. Allah var yukarı yalan söyleme. Ben kimliğimle... Yalancıları ağlayarak kandırıyordun. Bak es yalan söyleme sen suça. E Yalancı yani, e e gözyaşını... Ağlayarak o. kandırıyordun. En zayıf bir tane, noktan bir o. Bir tane mahkemen o. En zayıf noktan o. Tamam. Ya Hâkimiz, bir sus, bir sus. Bir saniye. Çok uzun. Zeynep'in gözyaşları. Evet. Bir hakimin kararını... Etkilen. Bir savcının kararını etkiler mi? Etkilen. Öyle bir ağlıyor ki Esra. Evet. Bana da öyle ya diyor çünkü. Edin Bana güvenmiyorsunuz da. diye başlıyor. Beni öyle aldattı çünkü. Hayır ama sen şunu söylüyorsun. Göz Gözyaşlarınla hakimin ve savcının kararını bile değiştirdin diyorsun. Öyle mi etkili ağlıyor? Sa evet. İşte ne ağlıyor çünkü. Gelç Yani sence bir hakim bir savcı sadece o bir damla gözyaşına bakar mı? İstersen üstünü meseles. paralasın. O inisiyatif meselesi. Hayır Üst inisiyatifle şey. hiç alakası yok. Evet Zeynep'ciğim. Ee, ben sen ben saflığından Adapazarı... bir şeye mi katıldın yanlışlıkla? Hayır. Ada pazarında ben kimliğimle hattımı kaybettim. Ha. Hani savcılıkta da belli oluyor. Ee, şahsın adını da söyleyeyim mi? Hayır musun aslında <laughs> Aynen, bu konuda. Aynen hattımı okay. aldı, milleti dolandırdı. Peki tamam. Ama sanık, görünüyor. Ama Peki, sanık tamam. görünüyor. Tamam hayatım görünür de onun hattı ben kimliği kullanılmış. Ben dolandırmadım çünkü. Peki. Yani ama. Lan, e, Beni Elyan... dolandırdıysan herkesi dolandır. Lan tamam. bir sus bir sus. Allah'ın belası bir Niye sus. sus. Bana bela okuma benim canımıza. Canımı da... Bana Bey. bela okuma. saniye. zaten benim, benim Öyle Bir kese dakika. Bir Zeynep. Zeynep çok, tamam sakin. A, teyzecim teyzeciğim sakin. Bak şimdi sen de beni şaşırtıyorsun. Sana gelmeden önce size geleceğim. Tüm kavganın arasında senin tek derdin kelepçeyi bulmak. Hayır kelepçeyi bulmak değil. Benim eşyalarımı geri versin. Tamam. <laughs> Abla yemin Bak, ederim ben almadım. Zeynep almışsın sen, kızım almadım almışsın. Ya. Almadım senin kelepçeyi ben ne Al, yapacağım almışsın. ya? Almışsın. Benim oğlum parasıyla aldım. Dahil Zeynep'ciğim, kelepçeyi evde bir yere saklamış olabilir misin? Abla köye baksın, dolapların içine bak. Yalan. Her yeri arasın, yemin ederim oradan yok. çıkacak. Abla gitmiyor. ben tamam. ne yapacağım onun kelepçesini ya? Yalan söylüyorsun. Senin bir polisin kelepçesinin ne işi var? Bana o hediye. Polisin polis, kelepçesinin ne hediyeymiş? Kelepçesi Hangi kelepçesi... polis sana o kelepçeyi hediye veriyor? Polis. Kilidi var mı? Hayır. Kilitsiz. Kalktığını açmalı. Hani eski yani eski tuları var. Ya taktığında kalır, kalır mı? Ha. Yemin ederim ben. Ya. Şimdi Geçin kelepçe bir, güzel bir, bir, şey ya. bir şey ya bunu bir şeye saklarsın hani duvara asarsın. Anı almadım. Onun anısı var ben onu istiyorum bulacak. Sen biliyorsun <laughs> o ya köyde ya da evde. Sen benim almadığımı da çok iyi biliyorsun. Nereden vuracağımı da şaşırıyorsun <laughs> sen Hayır. hayır. Yeter. Hayır. Ben ne yapacağım? Ya böyle seni kelepçe bir polis Dün biliyor mu? Dün peki niye yalan söyledin bu kadar milletin önünde? <laughs> Gökhan'ı tanımıyorum dedin, gitmedim dedin. Sen buradan yalandan kaybediyorsun ben kızım. Neden öyle söyledin, yalan, ben öyle söyledim ben. Yalanın yok senin. Yalancı. Tam Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Tabii. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.